tüm Türkiye'ye hak ettiği hizmeti getirecek, kimseyi ayırt etmeden çalışan, karıncanın bile kardeşi var diyerek bu ülkede kim mağdursa yanına koşan, kendini tartışılmaz gören her güç odağının üstüne, halkından aldığı yetkiyle, cesaretle, iradeyle korkmadan giden, 2. yüzyılın ilk lideri, Manisa'nın gururu, bu toprakların evladı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli, değerli il başkanım, milletvekillerim, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, belediye başkan adaylarım, önceki dönem milletvekillerim, kıymetli ailem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alnı açık, başı dik, yüreğinde memleket sevgisi olan, vatan sevgisi olan, bayrak sevgisi olan, kimsenin hakkını yemeyen, kimsenin hakkını yememesi için mücadele eden, yıllar yılı genelde ve yerelde iktidar olamadığı halde bir ve bir arada duran, ayrılmayan, dağılmayan ve bugün buraya geldiysek, bugün bu iddiayı koyabiliyorsak, bugün biz Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmaya bu kadar yakınsak, Manisa'da ilçe belediyelerinin çok önemli bir kısmını kazanmaya bu kadar yakınsak, her şeyi borçlu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Aramızda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Çok farklı siyasi görüşten kanaat önderlerimiz, muhtarlarımız burada. 31 Mart'ta yeniden iddia koyacak ya da ilk kez iddia koyacak muhtar adaylarımız burada. Tüm yerel seçimlerde aday olacak adaylarla birlikte onlara da başarılar diliyorum. Sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin çok saygıdeğer temsilcileri aramızdalar. Onlarla birlikte olmaktan büyük keyif duyuyoruz. Ve bizim hepimizin gurur duyduğu 4 tane yol arkadaşımız var. Bunlar Turgutlu'da Çetin Akın, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Akhisar'da Besim Dutlulu ve Saruhanlı'da Zeki Bilgin. 5 yıl önce bu görevlere talip oldular. Görevlerini hakkaniyetle yaptılar. Her türlü engellemelere rağmen, her türlü zorluğa rağmen bir günden bir güne mazeret söylemeden en iyi hizmeti yaptılar. Memnuniyet anketlerinde en yukarılarda çıktılar. Şimdi de kendi ilçelerinde seçimlerini almaları ile ilgili en ufak bir tereddütün olmadığı bu 4 genç, 4 hepimizin gururu olan 4 dörtlük yerel yöneticiye hepinizin şahsında çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, onlar bizim gururlarımız. Bugün burada tüm ilçelerdeki adaylarımızla birlikteyiz. Ben bu sabah Bursa Osman Gazi ziyaretinden sonra Soma'dan başladım. Soma'da Soma Meydanı bugüne kadar tanıklık ettiği en kalabalık, en yoğun siyasi mitinge tanıklık ediyordu. Elbette Soma'daki gücümüzü, Soma'nın bize olan sevgisini, aramızdaki özel ilişkiyi biliyorum. Ancak bugün Soma bir başkaydı. Soma'dan çıktık, Salihli'ye gittik. Salihli'de miting saatinde bardaktan boşanırcasına bir yağmur vardı. Ama meydan doluydu ve yağan yağmura rağmen büyük bir coşkuyla adayımıza, adaylarımıza tezahürat yapılıyordu ve Salihli sokaklarında araçla gezdiğimizde
Bugüne kadar Salihli'de bir denge vardı. Salihli'de bugün belediyeyi yöneten siyasi partinin temsilcileri ve bizim destekçilerimiz bir denge halinde olurlardı. Bugün Salihli sokaklarına, balkonlarına, kafelerine baktığımızda Salihli kararını vermişti. Ne Soma'yı böyle gördüm ne Salihli'yi. Ahmet diye geçersen girsek olur mu dendi. Geçerken girdik. Otobüsün etrafı gitgide kalabalıklaştı. Otobüsün döndüğü yer öyle bir hale geldi ki durduk. Önce ön camdan konuşalım dedik. Baktık olacak gibi değil, otobüsün üstüne çıktık. Benim bugüne kadar Ahmetli'de yaptığım en büyük mitingi yaptık. Şimdi ben Manisa'da siyasetin nasıl gittiğini çok arkadaşıma, bu işleri çok iyi bilenlere, burada geçmişte çok önemli görev yapmış olanlara soruyorum ve çok olumlu dönüşler alıyorum. Ama bir de böyle hani geçmiş tecrübeler vardır ya, hem kendisi istatistikçi, Hacettepe istatistik mezunu, bizim Vehbi Bakırlıoğlu çok iyi gözlemcidir, çok titiz çalışır. Hesabında, kitabında kolay kolay yanılmaz. Onun dediği gibi çıkar sonuçlar. Hiç unutmuyorum, sevgili Besim'i 5 yıl önce aday yaptığımızda, böyle tabii şimdi sağ olsun hep sayın genel başkanım falan diyor, yapma etme dememize rağmen, ama birbirimize abi deriz biz. Bana o zaman şey demişti, abi Akhisar'ı alıyoruz. Ciddi mi dedim, farkı söyledi, dediğinden yüksek bir farkla aldık. Geçtiğimiz günlerde konuştuk, bugün de aynısını sorduk. İnanmayacaksın ama demişti, bugün hiç öyle inanmayacaksın falan değil. Aynen dediğim gibi dedi, Manisa'yı alıyoruz, Büyükşehir'i alıyoruz. Hem Vehbi Başkanımın, hem yine 5 yıl birlikte görev yaptık. Şimdi tekrar Manisa'yı temsil görevini birlikte götürüyoruz. Her iki milletvekili arkadaşımın da Manisa'da bize, belediye başkanlarına inanılmaz emekleri var, inanılmaz gayretleri var. Benim artık milletvekilliği noktasında bugüne kadar koştuk, yetiştik ama bundan sonra bıraktığım boşluğu, sizin 3 milletvekiline verdiğiniz görevi 2 arkadaşım bir arada yapmaya çalışıyorlar. Ben her ikisine de minnet duyuyorum. Her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'de çok istiyoruz kadın yöneticiler olsun. Maalesef 4 tane kadın il başkanımız var Türkiye'de. Ama çok uzun süre sonra Manisa'da bir kadın il başkanımızın olması ve kendisinin böyle zorlu bir süreçte böyle önemli bir yükü omuzlaması ve biraz önceki harika konuşmayı yapmasından dolayı İlksem Başkan'a, onun kaptanlığında tüm ilçe başkanlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bütün Manisa'da Ferdi Zeyre'yi anlatıyoruz. Ferdi Zeyre'yi en basit yoluyla anlattığımızda hep şunu söylüyorum. O Manisa'da doğmuş, Manisa'da büyümüş, Manisa'da doyan, yaptığı işle, yarattığı istihdamla Manisa'da insanların karnını doyuran, gönlünü yapan ve Manisa'nın çok bilindik ailelerinden biri olan Manisa'nın bir evladı. Tıraşçı Ahmet'in oğlu, Manisa'da ailesini bilmeyen yok, kendisini bilmeyen yok. Bugüne kadar Manisa'da kırdığı bir kalp, kandırdığı bir insan,
yüzüne bakamayacağı, hesap veremeyeceği hiçbir şey yok. Ben çok içimden geçerek kendiliğimden söylemiştim, sütte leke var, ferdide yok diye. Filme koymuşlar. Eğer hazırsa, olabilirse bir kez daha bu filmi izleyelim. Canlı yayında bütün Türkiye izlesin. Sütte leke var, ferdide leke yok. Bundan sonra ömrü Manisa'nın tüm ilçelerinde hepimize hizmetle geçecek. Manisa'nın sesini duymak gerek. Vatandaşı, esnafı dinlemek gerek. Derdi, sıkıntıyı çözmek gerek. Hepimize gerek, ferdi zeyrek. Hepimize gerek, ferdi zeyrek. Değişimin rüzgarı gezer yürek yürek. Halkımız bekler, düzen değişecek. Bütün Manisa'ya hizmet verecek. Hepimize gerek, ferdi zeyrek. Hepimize gerek, ferdi zeyrek. Bize cesaret, adalet gerek. Bize çalışkan başkan gerek. Bütün Manisa'ya hizmet verecek. Hepimize gerek, ferdi zeyrek. Hepimize gerek, ferdi zeyrek. Gerçekten Manisa'nın yaşadıklarına bakınca hepimize gerek, ferdi zeyrek, dört dörtlük bir slogan olmuş. Bilenler biliyor, Manisa biliyor ama bunu ekranları başındaki herkese, sesimizin ulaştığı herkese söyleyelim. Bu Manisa zor günlerden geçti. Manisa'nın hepimizin göz bebeği mekanları vardı. Geçmişte aman AK Parti gelmesin diye, aman ailesinde CHP'liler var, yaşam tarzı bize uygun, Atatürk resmi asıyor, 10 Kasım'da paylaşım yapıyor diye seçilen Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğu gün sordular ona, Millet İttifakı'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partililere illet diyorlar, zillet diyorlar, terörist diyorlar, hakaret ediyorlar, ne diyorsunuz dendiğinde bunları söyleyen genel başkanım doğru söylüyor demişti. Böyle geçmişte minnet duyduklarına bugün hakaret edebilen birisinin bu şehre nasıl ihanet ettiğini hep birlikte yaşadık. Bu şehrin en önemli yerlerini TÜRGEV'e, TÜKVA'ya, Okçuluk Vakfı'na, Ensar Vakfı'na peşkeş çekmeye kalktı. Bu şehrin varlıklarını teker teker onlara verdi. Ona kim dur dedi? Bizim Ferdi. Belediye meclis üyelerimizle birlikte büyük bir mücadele verdiler. Manisa'nın en önemli yapılarından bir tanesi beyaz filimize göz diktiler. Beyaz filimizi almak, oraya AVM yapmak istediler. Tarihimizi almak istediler. Hatıralarımızı almak istediler. Manisa'nın geçmişinden beyaz fili kazımak istediler. Çünkü kafasında kararı vermişti. Orayı gitti bir şirkete verdi. Kim mani oldu? Yine bizim Ferdi. Büyük bir platform oluşturdu. Hepimizi topladı. Eylemler yaptı, mücadeleler yaptı, zaman kazandı. Mahkemeleri kazandı ve en sonunda
bu değerleri korumayı becerdi. Manisa'nın en güzel yerlerindeki tepelere turizm ruhsatları verdiler. Sonra bir haber geldi, oradaki ağaçları kestiler. Ya turizm ruhsatı verilen yerde, ekoturizm yapılacak, ekolojik turizm yapılacak yerde ağaç kesmek nedir dedik, dava açtık. Dava tebligat yapılırken bir baktık tebligat arsa sahibine gidecek, Cengiz Ergün'ün kızına gitti. E hani burayı ekoturizmden adını sanını bilmediğimiz Antalya'dan gelmiş birileri almıştı. Meğersem hülle yapmışlar. 5 ay sonra devri kendi kızına yapmışlar. Ağaçları kesiyorlar, kızına villa yapıyorlardı. O tepeyi de kızına verdi, onu da bizim durduran kişi yine Ferdi. En nihayetinde Bursa-İzmir sürat yolu 5 katı 15 kata çıkarıyor. Bir de küçük madde eklemiş son anda komisyonda. Yola sınırı olan küçük bir parsel de olsa arka tarafla birleşiyorsa gittiği yere kadar 15 kattır. Aslında birleşmiyor. Dibindeki parkı kendi arsasıyla yer değiştirmiş. 2 öndeki küçücük arsasıyla arkadaki kocaman arsa arasına imar köprüsü kurmuş. İmar köprüsü. İçeriği de 15 kata çıkardı. Toplam tek başına 350 daire. 500 milyon TL kendi hesabına kazandı. Ondan diyor ki başımızdaki müteahhit imar yaparsa kendine çalışır, bizim Ferdi Manisa'ya çalışır. Bunları görüyoruz, biliyoruz. İnanın bütün Manisa'da duyuluyor ve şöyle bir mutluluğun sahibiyim. Kula en zor olduğumuz yer, arı gibi çalışan bir adayımız var. Kula'dan çok iyi haberler geliyor. Soma'yı söyledim, 40 ağaçta belediyeyi almasak da tarihin en iyi sonucunu elde edeceğiz. Ama benim gönlümde yine 40 ağaçtan da bir büyük sürpriz geçiyor. Göl Marmara'da seçim bitti, köprü başında seçim bitti, Ahmetli'de seçim bitti. Gördes'te belediyeyi almaya çok yakınız, çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Bizdeki belediyelerde hiçbir şüphemiz yok. Emanet duranlar var. Göl Marmara, Sarıgöl, Salihli. Emanetimize kavuşmak için gün sayıyoruz. 29 gece yatacağız, kalkacağız. Salihli, Sarıgöl, Göl Marmara bizim olacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Selendi'den tutun Demirci'ye kadar çok önemli iddiaları koyan örgütüyle adaylarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmamızdan dolayı hemşerilerimizin Özgür Özel'in yüzünü öne eğmeyeceğiz diye kendi ifadeleriyle çok önemli bir yol yürüyüşünün içinde. Bu yürüyüşün içinde 2 tane çok kritik ilçemiz var. 2 tane çok kritik ilçemiz. Biz bu 2 ilçemizde önce anket yaptırdık. Ankette 2 tarafta çok önemli sonuçlar aldık. Bir tarafta hep söylediğimiz, eğer iddialı adaylar içinde kadın aday varsa onu adaylaştıracağız. Çünkü CHP'nin kadın belediye başkan adayı az dedik. Bir baktık en yukarılarda Gülşah Durubay'ı gördük. Kendi evladımızı aday yaptık. Neredesin Gülşah? Kalk. Gülşah Durubay. Gülşah Gençlik Kolları İl Başkanlığından geliyor.
Türkiye'nin neresine gitsem gençlik kolları onu soruyor. 30'lu yaşlarında, 34 yaşında, 35 yaşında başarılı bir iş insanı, iş kadını ama şimdi Şehzadeler Belediyesi'nde müthiş bir işi başarmak üzere. Orada AK Parti ile CHP yarışıyor. Kafa kafaya, nefes nefese bir yarış var. Anketleri görüyorsunuz, okuyorsunuz. Ama orada iyi insanlardan bir beklentimiz var. Biz geçen seçim CHP, bağrımıza taş bastık. Geçen seçim CHP dendi ki ittifak olacak. Büyükşehir İYİ Parti'de dedik tamam. Şehzadeler İYİ Parti'de dedik tamam. Yunus Emre İYİ Parti'de dedik tamam. Bu kadar CHP'li, bunca yılın CHP'lisi gittik. Üç yerde de, büyükşehirde de, mecliste de, ilçe belediyesinde de oyu İYİ Parti'ye bastık. Bu seçimde de İYİ Parti'nin adayı var her iki tarafta. Keşke ittifak kurabilseydik. Birimizin olduğu yerde öbürümüz olmasaydık. Büyükşehirde de her yerde de çok daha rahat olsaydık ama olmadı. Ama ben Manisalı hemşerilerimden, iyi insanlardan, güneş yüzlü insanlardan, gözlerinde güneş açanlardan, güneş gibi parlayan güzel insanlardan kendi memleketimde bir beklentim var. Siz geçen sefer birlikte mücadele edip yenemediğimiz AK Parti'yi bu sefer Gülşah değiştiriyor. Aman ha aman, arkamızda durun, sakın bize kaybettirmeyin. Gülşah! Gülşah CHP'lilerin değil, hepimizin belediye başkanı olacak. O kapı CHP'lileri olduğu kadar her siyasi görüşe açık olacak. Ayrıca şunu unutmayın, eski dosttan düşman olmaz. O belediye İYİ Parti'ye gönül vermiş herkesin de belediyesi olacak. Söz veriyoruz. Gelelim başka bir tarafa. Benim doğduğum yer Şehzadeler, doyduğum yer Şehzadeler ama şimdi 6-7 yıldır oturduğum ilçem Yunus Emre. Yunus Emre'de de biz bir anket yaptık. İki aday oldukça yukarıdaydı. Sandığı koyduk, ön seçim yaptık. Uzun yıllardır partimizde mücadele eden, çok önemli hizmetleri olan, birlikte ben büyükşehirken ilçe belediye başkanımız olan Semih Balaban, sandıktan da birinci çıktı. Bütün örgütümüz sandıktan çıkan başkanımızın, geçmişte emeği olan başkanımızın etrafında birleştik. Çok önemli bir başarıyı elde edecek. Ben biliyorum, yıllardır hep aslında şöyle derdi. Milletvekilliğine de aday oldu ama gönlünde hep yerel yönetim vardı. Hatta belediye başkanlığı konuşurken bana versen dedi, ben belediye başkanlığını 3 tane milletvekilliğine değişmem dedi. Aynen böyle söylemişti. Ben vizyonunu biliyorum, inancını biliyorum. Halkçı belediyecilik yapmak isteğini. Nasıl yoksullara, fakirlere, dezavantajlı gruplara sahip çıkacağını biliyorum. Nasıl Yunus Emre'ye bir öğretmen olarak, Yunus Emre gibi bir eğitim kentinde, öğrenciler orada nasıl önemli işler yapacağını biliyorum. Yunus Emre bir sanayi kenti, emek kenti, emekçilerle nasıl dayanışacağını biliyorum. Yunus Emre'de çok farklı sosyolojilerden insanlar var. Kimseyi ayırmayacağını, Alevisini, Sünnisini bağrına basacağını, Türk'ü, Kürt'ü ayırmayacağını, Lazı, Çerkez'i ayırmayacağını biliyorum
Yolu açık olsun diyorum. Yolu açık olsun. Şimdi ben söyleyince hiç hep abla dediğim, çok sevdiğim Meral Hanım biraz da kızmaya başladı ama ya şimdi Balıkesir'de Ahmet Akın ve kendi memleketimde grup başkan vekiliyken ben ve özellikle geçen sefer o dönem dönemin il başkanı Semih Balaban. Ya ne kadar çok istedik bizim belediye bizde kalsın diye ama İyi Parti söylendiği anda Büyükşehir'de, Yunus Emre'de hep birlikte İyi Parti'ye verdik. Canla başla çalıştık. Ve herhalde Manisa'daki İyi Partililer hepimizden çok İyi Parti'ye sahip çıkan Semih Balaban'a gönül borçlarını bu sefer ödeyecekler inşallah. Yunus Emre'de öndeyiz ama tehlike büyük, arkada çerçi var. O yüzden bir kez daha Manisa, yani şunu hepimiz biliyoruz ki Ankara yıllarca neler neler çektiyse kimden çekti? Ankara, Melih Gökçek'ten ne çektiyse ya bu Yunus Emre de bu çerçiden neredeyse beterini çekti. O yüzden bu çerçiyi yenmek için Yunus Emre ittifakında birleşmeye ihtiyaç var. Hep beraber bu çıktığımız yolda birlik ve beraberlik içinde partimiz ve partimizi aşan bir birliktelikle Manisa ittifakıyla yol yürüyoruz. Türkiye'de Türkiye ittifakıyla yol yürüyoruz. Ve emin olun bizi yalnız bırakanlar, yalnızlaştıranlar, göya çeşitli iftiralarla bizi şeytanlaştıranlar gördü ki geçmişte ittifakla aldığımız oyların çok üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir oy oranına ulaşmış durumdayız. Şunu bilin, elimizdeki belediyeleri Allah kaza bela vermesin tamamını koruyacağız. Şunu bilin, yanına Bursa'yı, Denizli'yi, Balıkesir'i ve Manisa'yı ekliyoruz. O kıyı şeridini içeriye doğru bir kat daha genişletiyoruz. Ayrıca Giresun'u, Kastamonu'yu, Zonguldak'ı, Tunceli'nin merkez ilçesini kesin, ümit ederiz büyük şehrini. Burada Uşak'ı ve Afyon'u hep birlikte asılıyoruz. Bu seçimlerde büyük bir başarıya koşuyoruz. Bir de salonda da Malatyalı çok, partimize de emekleri çok. Hep beraber bir şeyi daha söyleyelim. Cahit Başkanım nerede? Demin öpüştük kapıda. Cahit Başkanım, ya bir de asrın felaketi yaşandı, çok üzüldük, çok kayıplar oldu deprem bölgesinde. Ama anketçiler diyor ki bu sefer deprem bölgesinde bir asrın sürprizi var diyor. Malatya geliyor, Malatya. Veli Ağababa'yla Malatya geliyor. Malatya yalnız da kalmıyor. Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman da geliyor. Asılıyoruz. Önümüzdeki günlerde Adıyaman'ı da alıyoruz. Bunlar olunca Tayyip Bey'in kimyası bozulmuş. Önce zam yaptı. Biz emekliye zam dedikçe o bize dem dedi. Attığı yalan ortaya çıktı. Çıktı mı yalan çıktı. Demleniyor diyenler
bir baktık sabahleyin demli çayı kendileri içiyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne attıkları iftiralar, söyledikleri sözler en son şöyle bir noktaya geldi. Bugün Antalya'da çıkmış, nasıl bir acziyet içindeyse, diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kendi teşkilatına seçim geçene kadar susun dedi. Seçim geçene kadar sahte olun dedi. Seçim geçene kadar milleti kandırın, gerçek yüzünüzü saklayın dedi. Seçim geçene kadar riyakarlık yapın dedi diyor. Şimdi ey Recep Tayyip Erdoğan, takiye senin için, riyakarlık senin işin, sahtekarlık senin için de ben nerede kime söylemişim? İşte örgüt burada karşımda. Onlara desem desem her zaman olduğu gibi Atatürk'ün yolundan yürüyün derim. Onlara desem desem 6. filo gelince ona ya seccade koyup ona doğru namaz kılanlardan değil 6. filoyu denize dökenlerden olun derim. Partinizle gurur duyun. Çünkü kurucusu hepimizin siyaset yaptığı baba evinin tapu sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür derim. Ama ne partimden utanırım, ne partilimden, ne ilkelerinden utanırım, ne vazgeçerim altı okundan, ne çıkarırım rozetimi. Her zaman hepimizin gurur vesilesi Cumhuriyet Halk Partisi. Peki senin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, senin İzmir adayların arabalarına, afişlerine, billboardlarına partinin amblemini, ampulü niye takmıyor riyakarlar? Niye takmıyor? İzmir seçmeninin Tayyip Erdoğan'a olan, ampulü olan, AK Parti'nin sembollerine olan rahatsızlığından utanıp Tayyip Erdoğan'ın partisinin amblemini İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, billboarduna, reklam broşürüne koymuyor. Utanmasalar, kanun izin verse İzmir'deki oy pulasızlığına ampulü basmayın, kandırıp oy alalım diyecekler. Bir de bize attıkları iftiraya bakın. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak neyse koyuz. Efendim, DEM Parti ile görüşüyorlar. Biz önümüzde bayram var, bayram. Bana bir şeyle övünebilirsin deseler, neyle övünürüm biliyor musunuz? Biz Türkiye'deki bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek partiyiz. Çünkü biz Türkiye'nin temel direğiyiz, taşıyıcı kolonuyuz. Tayyip Bey riyakarlıkta dünya markasıdır. Takiye'de dünya markasıdır. Duble yolları AK Parti'ye yaptırır, Oslo görüşmelerini devletimiz yapar. Tayyip Bey göz önünde olunca DEM Parti ile bayramlaşmaz. Ben 6,5 milyon oy veren yurttaşın hatrına, saygısına DEM Parti ile de bayramlaşırım. Milliyetçi Hareket Partisi ile de bayramlaşırım. İYİ Parti ile de, AK Parti ile de, DSP ile de, bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Tayyip Bey görüntüde bayramlaşmaz ama mecliste arka odada bayramdan sonra kucaklaşırlar. Oturup yemek yerler, çay içerler, başka yerlerde pazarlık ederler.
Ama günü gelince dışarıda bize iftira eder, kendileri takiye yaparlar. O yüzden Cumhuriyet Halk Partililer Partisi ile gurur duysun. Ne görüyorsanız, gözünüzün önünde ne varsa başka yerde de o var. İşbirliği yaşarsak açık söyleriz. İttifak yaparsak açık yaparız. Bu sefer de bir ittifak var. Açıkla diyorlar, aha da açıklıyorum. İttifakımızın adı Türkiye İttifakı'dır. Rengi ay yıldızlı al bayrağın rengidir. Kimden oy alır Türkiye İttifakı? Türkiye İttifakı milli takım adınca ayağa fırlayan herkesten oy ister Türkiye İttifakı. Türkiye İttifakı kimden oy ister? Filenin sultanları şampiyon olunca, İstiklal Marşı çalarken, onlar ağlarken, ağlayanlar var ya, onlar ağlarken gırtlağa düğümlenenler var ya, Türkiye İttifakı hepsinden oy ister. Tayyip Erdoğan'ın unuttuğu emekliden, emeğini sömürdüğü emekçiden, umudunu kırdığı gençlerden, valizleri kafada toplamış, aklı fikri fırsatını bulunca yurt dışına gitmek isteyen, ümidi tükenmiş olan gençlerden, borcunu ödeyemeyen esnaftan, kredi kartını öbür karttan çekerek kapatan, her geçen gün batağa düşenlerden, borçlulardan oy ister. Türkiye İttifakı, Türkiye'yi Türkiye yapan herkesten, Lazından, Çerkezinden, Türkünden, Kürdünden, Göçmeninden, yerlisinden oy ister. Türkiye İttifakı kimseyi ayırmadan Alevisinden, Sünnisinden oy ister. Belediyeleri de hiçbirini ayırmadan eşit hizmet eder. Biz Türkiye İttifakı'yla 31 Mart günü önce geçen genel seçimlerde bütün yetkileri eline almış Tayyip Erdoğan'ı yerel yönetimler üzerinden dengeleyeceğiz. Ona bir sarı kart gösterteceğiz. Bir kırmızı ışık yakacağız. Ondan sonra başarılı belediye başkanlarımızla bir kez daha gönülleri fethedip 11 olan belediyeyi 15'e 17'ye büyük şehirde, 10 olanı 25'e 30'a belde belediyelerini arttırarak bütün belediyelerde bir büyük başarıyı sağlayarak önce bir dur diyeceğiz. 10 bin lira emekli maaşına dur diyeceğiz. Düşük asgari ücrete dur diyeceğiz. Bu kadar yüksek enflasyona dur diyeceğiz. Artık ezme bu insanları, dur diyeceğiz. Sonra günü gelince Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz. Size bunun için sizden isteğimiz şudur. Siz Ferdi Zeyre'yi biliyorsunuz. Semih Balaban'ı, Gülşah Durubay'ı, bütün adaylarımızı biliyorsunuz. Onlar için çalışıyorsunuz. Ama sizden ricam 29 gün sadece uyuyarak, mümkünse onu da az uyuyarak, kapı kapı dolaşarak, ben Ferdi'ye kefilim, bütün adaylara kefilim, bütün Türkiye'nin önünde, sizler de kefalet koyarak, yemin ederek, gerekirse yemin ettirerek, söz alarak, birer birer çalışarak, bu kadar yakın olduğumuz, büyük şehirde önde olduğumuz, birçok ilçede önde olduğumuz, geri olduklarımızda da çok yakından takip ettiğimiz ilçeleri teker teker kazanmak sizin ve hepimizin görevidir. Bu görevi yapmaya var mıyız? Hazır mıyız? Bu seçimi alacak mıyız? Adaylar size emanet. Partimiz size emanet. Baba ocağı size emanet. Bu seçimi alın. Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Bu seçimi sizin alacağınızı biliyorum. Karşımda 1 Nisan'ın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı,
Yunus Emre Belediye Başkanı'nı, Şehzadeler Belediye Başkanı'nı, Gördes Belediye Başkanı'nı, Köprübaşı Belediye Başkanı'nı, Göl Marmara Belediye Başkanı'nı görüyorum. Gurur duyduğum başkanlarımı görüyorum. Salihli Belediye Başkanı'mı görüyorum. Sarıgöl Belediye Başkanı'mı. Bütün belediye başkanlarımı görüyorum. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Gidin bu seçimi alın. Bu ülkenin önünü açın. Bu Manisa'nın önünü açın. Hepinize kolay gelsin. Sizi seviyorum. Size güveniyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer Manisalılar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, bugün hep birlikte Manisa'nın sorunlarını çözecek, dertlerine derman olacak projelerin tanıtımı için bir araya geldik. Başta Büyükşehir adayımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek olmak üzere tüm belediye başkanlarımızı sizlere emanet ediyoruz. 1 Nisan sabahı daha güzel bir Manisa'da, daha mutlu bir Türkiye'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.